sınavlara bu kadar erken başlamak zorunda mısın? Yılda bir defa doğum günüm oluyor. Yani. İyi ki doğdun Yağmurcuğum. Ah ah, benim çitten bir büyümüş de böyle kocaman olmuş. Bak bak kuş, boyum sana yetişti. Maşallah, maşallah. Nana, kahvaltıyı hazırladın mı? Doğum günü şerefine babası kahvaltıyı kendi hazırlayacak. Prensesciğim. Ne? Başına bakalım anneciğim. Ah dur. Şunu da takalım da daha güzel ol. Güzel falan olmak istemiyorum. Doğum günüm olsun istiyorum. Senin doğum gününde inan bana harika bir kutlama yapacağız anneciğim. Bana ne? Şimdi bu cicinin doğum gününde sırt arası ortalıkta dolaşmak istemiyorum. Aa, ne kadar ayıp Özge. Ciciş kardeşin hakkında böyle konuşmamalısın. Nedenmiş? Zaten sinirimi sen de bozdun. Neden prensesim? O hediyeyi tam 300 YTL verdin de ondan. Özge. Senin yüzünden yakında kesinlikle iflas edeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi bakalım herkes kahvaltıya. Babacığım. Kızımın doğum günü şerefine harika bir kahvaltı hazırladım. Bakın. Ellerine sağlık babacığım. Çok güzel görünüyor Hakan'cığım. Bugün benim eleğimin her dediğini yapacağım. Babacığım. Kıskanmama çok az kaldı ona göre. Doğum gün kutlamalarını çok çocukça buluyorum. O zaman kendi doğum günü de kutlama. Evet, çok çocukça. Hatta o yüzden sen akşam doğum günüme de gelme. Ay. Şşş, çocuklar çok ayıp. Hadi kimse neden bir şey yemiyor? Çok güzel olmuş babacığım. Kıyamıyoruz da o yüzden. Evet. Her şey tamam gibi. Ekmekler biraz fazla kızardı ama olsun. İyi günler. Buyurun. İyi günler de bir yanlışlık olmalı. Yo, bir yanlışlık yok. Adres doğru. Al bakalım. Buyurun. Hadi bakalım kahvaltı hazır, çabuk olun. Okul dönüşü harika bir parti hazırlayacağım Yağmurcuğum. Gerek yok, biz hallederiz. Aa, olmaz canım. Zevkle yapacağım. Tüm hazırlıkları bana bırakın, tamam mı? Peki evladım. Aa. Hı? Ay Hakan'cığım. Bu gülleri bana mı aldın canım? Çok zarifsin. Teşekkür ederim. Hayır, Nana'ya. Bana mı aldın? Aa, çok teşekkür ederim. Niye zahmet ettin? Ne? Hayır canım, ben almadım. Sabah çiçekçi getirdi. Nana'ya gelmiş. Acaba kimde? Üzerinde bir zarf var. Sabah köründe kim yollamış bu çiçekleri? Kimdenmiş? Söyleyemem. Kim gönderdiyse.
Belli ki uyku tutmamış sabahın köründe. Allah Allah. Üf, aman kimse kim ya? Bize ne? Hadi bakalım çocuklar, okula geç kaldık. Hadi çocuklar, hadi hadi. Çabuk. Aa, ben bakarım. Baktım. Hadi bak. Hadi. Hadi çocuklar, hadi hadi. Aa, herkese Volkan. Günaydın. Günaydın. Günaydın lan. Günaydın. Hayrola sabah sabah? Geçiyordum, uğrayayım dedim. Ya. Bütün gece düşündüm Volkan. Nerelere gidebiliriz diye. Bugün Volkan. İstanbul'u gezdirmek istiyorum sana. O yüzden biraz erken Volkan geldim. Hadi çıkıyoruz. Burada kalmayı düşünmüyorsun değil mi? Tamam, geliyorum. Bugün ofise bekliyorum o zaman. Hı-hı. Tamam, geleceğim. Tamam, bekliyorum. Görüşürüz. Hayırdır? Yok bir şey. Makbuş, koklamak ister misin? Ay ne koklayayım evladım. Bak, kokla kokla çok. Ben Michael Weir. Aa, bak bu sahneden hatırladım. Biz bu filmi beraber izlemiştik. Hatırladın mı hayatım? Evet, satıyorum. Ne o, alıcı mısın? Bilmem, kaça satmayı düşünüyorsun? Bir şey mi oldu? 2 milyon. Yok, sadece bina merak için. Ettim sadece. Yani kulüpte içinde. 2 milyon ha? Vay canına. Aşkınıza. Evet. Peki içki lisansın var mı? Sağlığına canım. Çıkmasın. Hayır, sorun yok. Sadece satmak istiyorum. Çocuklar uyumuşlar İyi, mıdır acaba? Nasıl? İyidirler. Fena Ay, düşünme şimdi onları. Çoktan uyumuşlardır. Bir ara uğrayıp daha ben ayrıntılı bakacağım. Ben yarın harika bir kahvaltı tabii, hazırlarım onlara. Tamam. Geleceğim ama 2 milyon biraz. Fazla olmuyor mu? Sen buraya abi mi? Hayır, gel. Ne yapacağım? Boş bu işlerden anlar mısın? Pek yabancı sayılmam. Boş vermişim, boş vermişim, boş vermişim dünyaya. Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya. Ya neydi onun adı? Karaoke. Ben onu çok sevdim. Bir daha yapalım ne olur. Nihayet evin yolunu buldunuz. Hakan, şimdi böyle şarkının müziği geliyor. Sen böyle ekrandan sözlerine bakıyorsun, böyle söylüyorsun. Çok güzel. Ay, ne görmemiş bu kız ya Rabbim. Ama sen de çok güzel söyledin. Sen içki mi içtin? Vallahi bir kadehle bu hale geldi. Alışık değilmiş bünyesi. Ona da alışır artık. Böyle baş döndürüyor. İğrenç bir şey. Şimdi doğru yatağa. Güzelce dinlen. Yarın at binmeye gideceğiz. Oyun bozanlık istemem ona göre. At binmeye mi? Unutmadım. Gideceğiz tabii. Volkan, gelsensen biraz. Bakıyorum da Nana Hanım, çok eğlenmişsiniz. Çok. Önce böyle harika bir Fransız restoranına gittik. Gel bakayım. Bana bak Volkan, ayağına denk al. Ya ne oluyor abicim? Neden kızıyorsun anlamadım. Ya vallahi bir kadeh işte ya. Dayanıksızmış, ben ne yapayım? Yarınki bu at meselesi de nereden çıktı ha? Yani hoşuna gideceğini düşündüm. Hoşuna gideceğini düşündüm. Ya düşüp kafasını kolunu kırarsa? Dostum, hiç yakışmıyor sana hiç. Delireceğim ya. Bana bak Nana. Çok tehlikeli sularda yüzüyorsun ona göre. Hayır, ben denize girmedim ki. Buyurun bakalım, yine başladık. Bana bak kızım. Bu saf köylü kızın numaraları bana sökmez. Sen git de onu Volkan gibi adamlara yap. Bakıyorum da çok eğlenmişsiniz. Ay ne var canım? Genç kız, eğlenecek tabii. Yatmak istiyorum, izninizle. Yat tabii ki. Yarın çok işim var. Neden bu kadar çok tepki veriyorsun? Hayır, vermiyorum. Bal gibi veriyorsun. Veriyorum. Çünkü Nana umurumda değil. O yarım akıllı bir kız. Ama başına bir şey gelirse ben sorumlu olurum. Ne de olsa benim evimde misafir sayılır. Bunlar bu evde olduğu müddetçe biz rahat bir gece geçiremeyeceğiz, anlaşıldı. Yarın görüşürüz Simgeciğim. İyi geceler canım. Demek yarım akıllı bir kız ha? Ben madem senin için o kadar önemsizim, o halde niye bu kadar büyük tepkiler veriyorsun? Kim? Ben mi? Ben mi tepki veriyorum? Hiç de bile. Bal gibi de veriyorsun. Öyle dışarı çıkmalar, sabah sabah gelen çiçekler, güller istemiyorum bu evde. Burası benim evim.
Ve sen de burada kaldığın sürece benim kurallarıma uyacaksın. Uymayacağım. Uyacaksın. O halde ben de yarın giderim. Nereye? Bilmiyorum. Gidemezsin. Nedenmiş? Çünkü bu evde bir yardımcıya ihtiyacımız var. Çocukların ve Makbuş'un sana ihtiyacı var. Peki sen? Ne olmuş bana? Beni hiç önemsemiyorsun değil mi? Ben... Bana bakar mısın lütfen? Nana. Çok geç. Konuşamayacağım. İyi geceler. Sizin hasretinizle perişan haldeyim. Sizi en yakın zamanda görmek umuduyla. Kulina'nın. Kulina da kim? Bu da kim ya? Yeni galiba. Pek havalı bir şey yani. Numan Bilmenli'nin kızı bu ya. Babası tok ama çok zenginmiş. Amerika'dan yeni gelmişler kızım. Sen nereden biliyorsun? Annemler konuşurken duydum. Burada bizim okulda okuyacakmış. Siz gidebilirsiniz. Ama babanız sınıfa kadar götür dedi. Size gidebilirsiniz dedim. Peki küçük hanım. Vay be. Sert yapıyoruz ha. Emre hadi bahçeye çıkalım mı? Sen çık ben geliyorum. Çocuklar size yeni sınıf arkadaşınız Sibel'i tanıştırayım. Arkadaşınız artık sizinle beraber bu sınıfta okuyacak. Hadi bakalım Sibel. Şimdi boş sıralardan birine yerleş. Yarın sınıf öğretmeni sana en iyi yeri belirleyecektir. Figen çık şuradan. Aa. Buraya oturabilirsin. Hayır. Ben burada oturacağım. Aa, gel gel buraya otur. Hayır. Ne yapıyorsun ya? Çek elini. Pardon hocam. Eminim kızın da senin gibi zeki ve terbiyeli bir öğrencidir. Zaten her halinden belli canım. Harika bir çocuk yetiştirmişsin. Aman hocam şımartıyorsunuz. Estağfurullah, estağfurullah. Yarın okuldan sonra bize gelsene. Scrabble falan oynarız. Ne dersin? Bilmem, bakarız. Aa, hiç böyle bir şey görmedim. Amerika'da biz ders notlarımızı bu küçük bilgisayara kaydediyorduk. Aa, defter kullanmıyor muydunuz yani? Bakmak ister misin? İzin verir misin? Tabii. Ne muhteşem be. Oyun da var mı bunda? 10-15 tane falan. Aa. Asıl bilgisayar oyunlarım evdeki bilgisayarımda. Hem de yüzlerce. Yüzlerce mi? En son çıkanlar bile var. Yani henüz Türkiye'de satışa çıkmayanlar demek istiyorum. Bize gelirsen gösteririm. Gerçekten mi? Aman. Ne sıkıcı bir okul burası. Hep böyle midir? Genellikle. Çok güzelmiş ya. Çok güzel bir okul. Çok beğendim hocam. Hadi. Sohbetimizi odamda devam edelim. Hem de birer çay içeriz ha? Ne demek hocam? Memnuniyetle. Buyurun. Babacık. Kızım, kızım. Nasıl geçiyor bakalım ilk günün? Amerika'daki okuluma hiç benzemiyor. Çok sıkıcı. Alışsan iyi edersin kızım. Bundan sonra burada yaşayacağımıza göre. Ama babacık, bu okulda olimpik yüzme havuzu bile yok. Arkadaş edindikçe burayı daha çok seveceksin Sibel'ciğim. Özge kızım. Gel buraya yavrucuğum. Sibel'i okulumuzu gezdirir misin kızım? Peki öğretmenim. Hadi bakayım. Ne oldu ya? Hamza yok bir şey. İşte böyle hocam. Sibel'in annesini kaybettiğimizde çok küçüktü. Ben de bir dediğini iki etmedim. Annesinin boşluğunu onun tüm istediklerini yaparak doldurmaya çalıştım. Belki yaptığım hatalıydı ama... Anlıyorum Numan oğlum. Bir de sürekli yurt dışında olunca işin daha da zor olmuştur.
Olmaz mı hocam? Kısa bir süre sonra yeniden evlenince Sibel gitgide hırçınlaşmaya başladı. Bir de yeni eşimden bir oğlumuz olunca... Onun hissettiklerini çok iyi anlıyorum. Ne de olsa çocuk psikolojisi benim uzmanlık alanım. Hiç merak etme Numan. Ben Sibel'in çok kısa sürede okula uyum sağlaması için elimden geleni yapacağım. Sağ olun hocam. Vallahi ne derler, eti sizin kemiği benim bundan sonra. Bugün bulunduğum noktada sizin benim üzerimdeki emeklerinizi asla unutamam hocam. İyi ki doğdun Yağmur. Yanlı mı şimdi? Yanmış gibi. Hadi üfle. Teşekkür ederim Hulusi. Babam ne alacak acaba? Bilmem ama yine çok güzel bir şey alır. Benim babam 7. doğum günümde bana at almıştı. Nerede şimdi, sucuk mu yaptın? İçinde oyuncakların yaşadığı bir ev istiyorum ben. Babana söyledin mi? Evet ama ne zaman söylemiştim. Olsun, unutmamıştır. 8. doğum günümde annem bana oyuncaktan almıştı. Hem de en kocamanından. Ayrıca 6. doğum günümü babamla beraber Paris'te kutlamıştık. İngiltere'nin başkenti. Fransa'nın. Fransa'nın. İyi sallıyorsun ama dikkat et kafamız yarımızın. Ayrıca senin babanı hiç görmedik. Nerede acaba? Size ne? Şimdi uzaklardan mı yakında gelecek? İyi, şimdi git başımızdan. Kıskanç yalancılar istiyoruz. Acaba çok mu abarttık? Hiç dedi. Asıl o abartıp sürekli sallıyor. Gıcık! Hadi pastanı yesene. Özge, neden ağlıyorsun? Yok bir şey. Yanlış anladın. Yağmur öyle demek istemedi. İşte bile. Beni aralarına almadıkları yetmiyormuş gibi babamla ilgili söylediklerime de inanmıyorlar. Üzülme. Baban gelmiyorsa mutlaka işleri çoktur. Hadi zil çaldı. Derse gidelim. Boş ver onları. Sen git. Kimse beni sevmiyor. Ben de herkesten nefret ediyorum. Herkesten. Ama bakın Figen, sizin onu çok ağlattığınızı söylüyor. O da bize çok karışıyor öğretmenim. Çocuk ortada yok. Sakın başına bir şey gelmiş olmasın. Sakın. Sakın. Ona bir şey olmaz. Çok ayıp Emre. Çok ayıp. Acaba çok mu kırdık onu? Keşke babasıyla ilgili öyle şeyler söylemeseydik. Hayır canım. Onun bize yaptıklarını hatırlasana. Sırf senin doğum günü mahvetmek için dikkat çekmeye çalışıyor. Neden hiç gelmiyorsun? Sen burada olsaydın arkadaşlar, beni belki daha çok severlerdi. Lütfen babacığım, gel artık. Gelecek doğum günümü beraber kutlayalım. Herkes benim bir babam olduğunu görsün. Bana canım kızım, prensesim de. Sarım, hop. Herkes beni ne çok sevdiğini görsün. Babacığım, ne olur gel. Ne olur. Sibel, bakın sakin olun. Güvenlik kesinlikle kapıdan kimsenin çıkmadığını söylüyor. Bütün öğretmenlerimiz arıyor. Mutlaka okulun içinde bir yerlerde. Ay inanamıyorum. Çocuklarımıza böyle mi sahip çıkıyorsunuz müdür bey? Bize küsüp bir yere saklandı herhalde. Allah bilir yine ne yaptınız benim prensesime. Şimdi bulunur efendim, şimdi bulunur. Ay Rüzgar yavrum. Nerede acaba? Kim bilir başına neler geldi. Anneciğim.
Anneciğim. Özge. Özge yavrum. İşte burada. Neredeydin anneciğim? Hiç. Babam geldi de beni ziyarete. Onunla şu aşırın orada oturduk. Baban mı? Evet. Ama kızım senin baban Kanada'da. Ama geldi işte. Ama Özgeciğim, bak herkes aşağıda bizi bekliyor. Hem sen böyle yapınca ben çok üzülüyorum. Bana ne? Özge. Ben babamı görmek istiyorum, onu tanımak istiyorum. Bak, sana bunu defalarca anlattım canım. Yetişkinler bazen anlaşamaz ve boşanmak zorunda kalırlar. Biz de babanla anlaşamadık. Bunu bu kadar büyütme lütfen. Senin için söylemesi kolay tabii. Ben babamı istiyorum. Artık senin baban Hakan olacak. Hiç de değil. Ayrıca herkese babamı gördüm, babamla konuştum falan diye yalanlar uydurma. Hakan'ın aklının karışmasını istemem. Ben babamı istiyorum. Gelebilir miyim? Tabii canım, gel. Özgeciğim, çok üzgün olduğunu tahmin ediyorum. Yağmur ve Emre ile konuştum. Onlar da çok üzgünler. Evet. Hiçbir zaman babanın yerini tutamam belki ama ne zaman konuşmak, dertleşmek istersen ben buradayım. Anlaştık mı? Hadi bakın. Sil gözlerini doğru aşağı. Peki. Hakan. Sen olmasan ben ne yapardım? Yok canım, abartma. Öyle iyisin ki Hakan'cığım. Özür dilerim. Ben de. Önemli değil. Balon asmamıza yardım etmek ister misin? Hı hı. İstersen pastanın mumlarını beraber üfleyebiliriz. Olabilir. Gel. Gördün mü? Ne şekerler. Ne de güzel anlaşıyorlar. Evet canım. Daha hiçbir şey yapmamış bunlar. Bir dakika canım. Şu hazırlık olayına el koyayım. Makbule Hanım. Nana. Acaba yine ne şeytanlık yaptın küçük cadı? Bunları da buraya alalım. Ben de aldım. Evet. Sen bunu yiyeceksin. Harika bir şey yaptın. Tamam. Çok güzel. Bu şimdiye kadar aldığım en muhteşem hediye. Umarım bu küçük hanım benim pabucumu dama atmaz. Ne saçma bir şey. Hem senin bez bebeğin yok muydu? Bütün gün bunu bulmak için girmediğimiz dükkan kalmadı. Ne zormuş bu dünyada bir bez bebek bulmak. Siz bugün bütün gün bunu mu aradınız? Atırcan, Orcan mı birlikte yok oldunuz? Peki ya Güller ne olacak? Evet, Nana sürpriz yapmak istedi ama. Hadi. Hastayız. Evet. Al bakalım. Ben çok iki dilim yerim valla. Hiç sanmam. Çok güzel ya. Nefismiş. Bu nefis bu ya. Evet. Ne oldu? Ne oldu? İğrenç. İğrenç mi? Hayda. Bence mükemmel. İğrenç. Niye ki? Allah Allah. Ne oldu bunlara ya? Ay ne oldu size? Bakmış çok güzel olmuş. Tam sevdiğim gibi.
Ah!